Yemek memek bahane. Allah kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar. Artık vakit gelmiş anladığım kadarıyla. Yemekler dağıldığına göre. Nasılsınız? Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Tamam mıyız? Ben açık. Görüşürüz. Evet, iftar yemeğimiz Müslümanların bir araya geldiği bir yemektir. Ve Feslen mahallemizde her şeyin en iyisine layık dedik biz de. Avni Örkü Başkan'ın ve tüm ekibinden Allah razı olsun. Mahallemizde yaklaşık 6-7 yıldan beri iftar yemeği yapılmıyordu. Dedik ki tüm halkımızı, tüm mahallemizi kucaklayalım ve bir iftar yemeğimizi yapalım. Sağ olsunlar, var olsunlar, mahalle halkımıza geldi zaten. Hepsini bir arada tutuyoruz. Yani bundan sonraki etkinliklerimiz devam edecek. Yani hepsinden Allah razı olsun. İftar yemeği bütünleşmektir, bir araya gelmektir, kardeşliktir, dostluktur. Onun için mahalle halkımı özellikle de Pamukkale Belediyesi ve tüm çalışanlarından Allah razı olsun. Avni Başkan'ın başta olmak üzere. Feslen Mahallesi sakinlerindenim. Bu etkinlikler Müslümanların özlediği bir olaydır. Şu anda şu görsellikte zaten bir ışığıdır. Burada yıllardan beri bir iftar yemeğimiz olmamıştı. En son Osman Başkanımız vermişti. Ondan beri olmadı. Şimdi de Pamukkale Belediye'miz, Avni Bey'imiz, başkanımız yapıyor, yemek veriyor. Tabii gurur verici. Mahallemizde çoktan beri böyle bir şey olmadığı için çok güzel oluyor. Hem vatandaş birbiriyle kaynaşıyor, birbirinden tanışıyor, görüşüyor. İyi bir şey oldu. İnşallah bunun devamı da gelir. Başkanım da bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Burada bir sürü arkadaşlarımızla da görüşüyoruz. Çoktan beri görmediğimiz arkadaşlarımız var. Onlarla da görüşüyoruz. Hani diyeceğim çok güzel oldu. Başkanıma çok teşekkür ederim. İlgilenen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Çok kıymetli mahalle halkımız, Pamukkale'mizin kıymetli büyükleri, küçükleri. Hatta bir tanesi dedi ki, aylardır hiç dışarı çıkmıyordum. Bu daveti duyunca çıkmak istedim. Konuyu, komşuyu, eşimi, dostumu bu program vesilesiyle görmek istedim. Arada yine dolaşırken bir takım büyüklerimiz ne iyi ettiniz de bizi böyle topladınız, birbirimizi çok özlemişiz. Allah kabul etsin dediler. Bu da çok hoşuma gitti. Çünkü birbirimizi özlemişiz. Pandemisiydi, koronasıydı, yorulmuşuz yahu. Ama şimdi bakıyorum ki yüzlerde ayrı bir gülümseme, gözlerde ayrı bir ışık. Ramazan ayının coşkusu, neşesi, huzuru hepimizin üzerine olmuş. Allah'a hamdolsun. İnşallah sağlık, sıhhat, afiyet ve huzur içerisinde sevdiklerimizle birlikte Yüce Rabbim bizi nice nice güzel Ramazan aylarına kavuştursun. Sağ olsun, muhtarımın da çok gayreti oldu bu güzel ve büyük aile soframızın kurulması hususunda. Ona da yürekten teşekkür ediyorum. Elbette ki bu sofralar sizlerin katılmasıyla değerleniyor ve kıymetleniyor. Bu sofralar sizlerin bu güzel dualarıyla bereketleniyor. Bakınız, sadece fakir fukara için kurulmuyor bu sofralar. Bu sofralar zenginiyle, fakiriyle, amiriyle, memuruyla, işçisiyle, patronuyla, bu mahallede yaşayan bütün o vatandaşlarımızın bir araya getirilmesi amacını da taşıyor. Bugün görüyorum ki çok şükür bu amacımıza kavuşmuşuz. Arada da dolaşırken en arkada genç kardeşlerimiz vardı. Ayrıca muhtarım da var, bak oradan el kaldırıyor. Genç kardeşlerim de dediler ki, halı saha ihtiyacımız var. Bak arkadan el sallıyorlar bize. Ve gençlerimizi sporla daha böyle içli dışlı olacak ortamlara kavuşturmaya çalışacağız. Bu sofraya iştirak ettiğiniz için her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Ramazan ayınız mübarek olsun.
Rabbim inşallah sağlık sıhhat içerisinde bayrama da, Ramazan bayramına da böyle sevdiklerinizle birlikte kavuştursun diyorum. Her birinize hayırlı akşamlar efendim.